Neyse, benim çok uykum geldi. Hadi iyi geceler. İyi geceler ablacığım. Ah vallahi hiç bak, çaktırmıyor görüyor musun? Aslında ne kadar da çok üzülüyor. Üzülür tabii abla. Çok seviyor Onur eniştemi. Yapmayın, Allah aşkınıza yapmayın. Ne olur yeter. Anne ne yapıyoruz şimdi ya? Daha ne yapacaksınız? Öldürüyorsunuz beni. Ay annem öyle deme Allah korusun. Anne ablam üzülüyor haliyle. Gayet normal. Zamanla alışacaktır. Alışmaz. Alışılmaz böyle şey. Zamanla daha çok üzülecek. Daha çok berbat olacak. Çocuğu da üzülecek. Yani şimdi anneciğim kusura bakma ama yani sen istedin ayrılmalarını. Ben istedim. Yapmayın Allah aşkına, onları ben birleştirmek için ne kadar uğraştım. Ya siz biliyorsunuz. Ama işte bir kere ağızdan çıkınca, çünkü o kadın yüzünden. Hakikaten o kadın, çünkü o kadın hakikaten kızımı çok mutsuz edecekti. Ne yapsaydım, buna göz mü yumsaydım? Anne yummadın işte. Yani yapacak bir şey yok, kader böyleymiş. Sen de üzülme artık. Vallahi kaderimiz böyleymiş anne. Ne yapalım? Değil. Kaderimiz falan böyle değil. Niye kaderimiz böyle olsun ya? Yani bizde niye herkes kadersiz? Ben ne yaptım ben? Ay hiç konuşmasam mıydım ben bir şey ya? Anneciğim üzülme lütfen. Konuşmayayım. Konuşmasam olmaz. Konuşmayayım o zaman. Annem kıyamam ben sana. Sen ağlıyor musun? Ay anlamadım hakikaten. Yukarı tükürsem kaşlarım var. Şayet tükür. Çenem var. Neydi o ya? Ay kıyamam ben annem. Kıyamam. Boş ver anne. Üzülme. Üzülme benim canım annem. Alo canım. Canım, annemin yanındaydım. O yüzden meşgul attım. Kusura bakma olur mu? Fark ettim. Şu halimize bak Lale. Resmen gizli saklı konuşuyoruz. Evet ya. Ama neyse. Geçecek bunlar. Geçecek tamam mı? Bir an önce geçsin ama. Ben artık birlikte yaşayalım istiyorum. Birlikte uyuyalım, birlikte uyanalım. Birlikte işe gidelim, birlikte çalışalım, birlikte yemek yiyelim. Her şeyi birlikte yapalım. 3 gün sonra sıkıl benden. 3 gün sonra sıkıl. Asla. Senden sıkılmam mümkün değil. Neden ki? Yani tanıştığımız ilk andan itibaren her günümüz ayrı bir heyecan, ayrı bir atraksiyon olduğu için ben halimden gayet memnunum. Evet ya. Yani işte dediğim gibi Tolga'cığım ya. Yani durumlar biraz karışık şu an. İşte yani şu an ilk etapta Amerika planı var. Amerika'ya taşınmayı düşünüyorum. Tolga mı? Amerika'da mı yaşayacaksın? Hı hı. Ay tamam. Annen yanında, ondan öyle yapıyorsun. Şimdi anladım. Tabii zor. Zor kolay olur mu? Yani hem ailemden ayrı kalacağım. Hem vatanımdan ayrı kalacağım. Kolay değil. Ama yani ne yaparsın? Başka şansım yok ki. Yok, yarım kalan master programını falan da bitiririm hem. Ay sen böyle beni bırakıp gitsen ben şok geçiririm, ne yapacağımı şaşırırım. Yo, peşinden gelirim. Nereye gidiyorsan peşinden gelirim senin. Ya neyse Tolga'cığım. Yani bu konuyu şimdi kapatalım olur mu? Çünkü annem bu konudaki ciddiyetimi öğrenirse çok ucuz. Ya sırf annem üzülmesin diye ben sevgimi, aşkımı, kalbimi gömdüm. Lale'den ayrıldım oğlum. Bu bir aşk itirafı. Evet. Yani her şey annem için, evet. Tolga'cığım bir saniye. Ah benim vefakâr, vefakâr, fedakâr oğlum. Anneciğim, ağlama lütfen ne olur. Ay bir kötü oldum ben. Vallahi hadi kapatıyorum. Görüşürüz. Tamam görüşürüz Lale. Tolga'cığım görüşürüz. Ah oğlum, Lale'nin adını sayındık. Ne yaptım ben ya? Niye yaptım ben? Niye yaptım? Emir, babam bana aşkını itiraf etti biliyor musun?
Yani tam aşk itirafı sayılmaz çünkü babaanneni kandırıyorduk ama şakacıktan, şakacıktan kandırıyorduk. Yoksa biz hiç kimseyi kandırmıyoruz. Sen de doğduğunda kimseyi kandırmayacaksın. Çok dürüst bir çocuk olacaksın. Benden de, babandan da hiçbir şey saklamayacaksın. Tamam mı oğlum? Aşık olursan da aşkının peşinden koşacaksın. Ay sen aşık olup da o kızı bana tercih edersen... Ne yapıyorum ben ya? Daha bu çocuk doğmadı. Ben kötü kötü senaryolar. Ama anne bırakılmaz. Tamam. Bu şekilde biterse hiç iyi olmaz. Ne yapacağım ben? Ay resmen ayrıldılar. Ne yaptım ben? Geri adım da atamam. Geri dönüşü de yok. Çok pişmanım. Ay çok pişmanım. Çok. Çok pişmanım. Çok. Ayrılmalarına izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ay bir şeyler yapmam lazım. Bu böyle olmayacak. Fikret. Fikret uyan. Uyan Fikret lütfen. Ne oldu Yıldız? Hırsızım mı var? Yangın mı çıktı? Deprem mi oldu? 6 nokta kaç? Ben ne yaptım Fikret? Fikret ben ne yaptım? Ne yaptın sen Yıldız? Ne yaptın? Onur'un bunu kendisine yapmasına izin veremeyiz. Yani oğluşum hayatını bile bile mahvedecek. Sayende Yıldız, sayende. Hiç şimdi benim başımın etini yeme. Hiç benim başımın etini yeme. Bak yenilgiyi ben kabul ettim. Demek buraya kadarmış. Buraya kadarmış diye bir şey yok Fikret. Bir şeyler yapmalıyız lütfen. Ama ne yapabilirim ki Yıldız? Ne yapabiliriz ki? Yani olan oldu bir kere. Hayır. Bir şeyler yapmamız lazım. Bana yardım etmelisin. Lale ile Onur'u barıştırmamız lazım Fikret. Bak Onur'la Lale'nin barışması için önce senin Songül Hanım'la barışman gerekiyor. Evet maalesef biliyorum. Bence Onur'la konuş, Songül Hanım'la barışmak istediğini söyle. Hayır, hayır ben bunu yapamam. Yani benim oğlumun gözünde bir yerim, bir saygınlığım var. Fikret, sen barıştır bizi lütfen. Bunu sen yapabilirsin. Songül gelip benden özür dilesin. Bir de senden özür mü dilesin? Benim dileyecek halim yok herhalde Fikret, değil mi yani? Fikret, ne olur. Bak bütün gece gözüme uyku girmedi Fikret. Ne olursun bunu sen yaparsın, bir yolunu bulursun lütfen. Merak etme, ben bir yolunu bulurum Yıldızcığım. Şöyle bir biraz düşüneyim, ben bir yolunu bulurum. Ama aramızda. Tamam. Ah Songül ya. Zaten ne demişler? Büyük lokma ye, büyük laf etme diye. Ne yaptın? Ah ne yaptın Songül? Sen ne yaptın? Konuştun. Çenene hakim olamadın. Anne. Ha! Kızım. Ne konuşuyorsun kendi kendine? Ne konuşayım Allah aşkına? Bakma böyle havalı havalı giyindiğime, süslenmeye, çaktırmamaya çalışıyorum ama çok uyuyamadım. Sabaha kadar uyuyamadım. Ablama üzülüyorsun tabii. Üzülmez olur muyum? Asıl o belli etmemeye çalışıyor ama asıl o çok üzülüyor. Üzülüyor tabii anneciğim. Ya vallahi anlamadım ki nasıl oldu yani? Biz nasıl bu hale geldik? Vallahi anne kusura bakma da senin sayende. Ama ben biliyorum sen üzülüyorsun. Üzülüyorsun değil mi? Vallahi kimseye söylemeyeceğim. Ablamlara söylemeyeceğim. Söylesen bana. Çok aramızda kalsın ama bu konuşma. Yani çünkü sonuçta benim de bir gururum var. Ben de duramazdım yani. Söz veriyorum kimseye söylemeyeceğim. Pişman. Hani çok değil yani. Orta kararda pişman. Çünkü yani böyle olmasaydı keşke. Çünkü ikisi de birbirini çok seviyorlar. Ne yapalım anne? Barıştıralım mı onları? Tabii barıştırmak lazım ama o zaman anasının benden bir özür dilemesi gerekiyor. Tamam anne. İnadım inat diyorsun. Ya kızım niye inat? Ben kapris mi yapıyorum? O başlatmadı mı ilk? Şöyle yapalım o zaman. Ablamla konuşalım. Eniştem Yıldız Hanım'la konuşsun. Saçmalama. Olur mu öyle şey?
benim özür beklediğimi anlarlar. Hiç öyle bir şey yapmak istemiyorum. Ne yapalım o zaman, bilemedim ki. Nilüfer ablamla konuşalım. Belki onun bir bildiği vardır. Nilüfer ne yapacak Allah aşkına? Kendine hali yok onun. Vallahi anneciğim, inşallah barışırsınız. Siz barışırsanız eniştemle ablam da barışır. Evet. İnşallah. Ay. Ay. Ta. Günaydın. Günaydın. Yumurtalı ekmeğe de hiç dayanamazmış. Yavrum, uyumadın mı sen? Yok, uyudum. Ay neyse, yavaş yavaş hazırlıyorum. Oh, sen dayanamazsın. Abla tamamdır bu iş. Ne oldu kız? Annem Yıldızhan'la barışmak istiyor. Ay gerçekten mi? Şaka yapma bak. Pamuktan bile yumuşacık şu an. Ay Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Yalnız küçük bir sorunumuz var. Yıldızhan'ın benden özür diler, sonuna barışabilirim diyor. Onu da hallettik mi? Nergis zaten mesele bu değil mi ya? Nasıl özür dileteceğiz şimdi? De sen umutsuzluğa kapılma. Bu kadar şeyi hallettik, onu da hallederiz. Ay hadi inşallah. Annemin Nilüfer ablamla konuşması gerektiğini söyledim. Biz de bir şeyler düşünelim. Ablam annemi ona göre ayarlasın. Ay olacak gibi. Yırttık kırttık. Ay bak. Hadi. Tamam. Hadi. El birliğiyle taşıyalım. Sen taşıma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.